Şimdi 6 Şubat depremlerinden sonra biliyorsunuz 500 kilometre yakın bir fay kırıldı. Bu kırılma sonrasında tabii bölgedeki birçok fayda buna etki anlamında belli ölçeklerde deprem üretmeye başladılar, küçük ölçeklerde. Biz bu etraftaki fayların tümünü çalışmak için büyük bir proje başlatıldı Türkiye'de. Türkiye Paleosismoloji Araştırma Projesi diye. Bu proje kapsamında 14 üniversite, 100'e yakın bilim insanı şu anda projede çalışıyor. 128 tane fayı aynı anda çalışıyoruz ve işte 2 yıllık bir süre içinde bu fayların deprem potansiyelini çıkartmaya başladık. Evet. Şimdi Malatya fayı tabii önemli faylardan bir tanesi. İkinci büyük depremin hemen dibinde olan bir fay ve Malatya'yı ciddi anlamda etkileyecek bir fay kırıldığında büyük ölçekli bir fay sınıfına giriyor. Yaklaşık 200 kilometre uzunluğunda 3 fay parçasından oluşuyor. Ve bu fay parçaları kendi başlarına kırılmaları durumunda işte 7.2'ye varan deprem üretme potansiyeline sahip bir fay. Bugüne kadar yapılan çalışmalar bu fayın yaklaşık 3000 yıldır kırılmadığını gösteriyor. Özellikle fayın deprem tekrarlanma periyodunu bulmak, fayın en son depreminin hangisi olduğunu ortaya çıkartmak ve son depremden sonra ne kadar zaman geçtiğini bulmak için bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmanın adı paleosismoloji. Yani fayların üzerinde hendek açarak fayların geçmiş dönemlerde ürettiği depremleri bulmak esasına dayanıyor. Şu anda artçı depremler devam ediyor. 100 bin üzerinde artçı deprem oldu bugüne kadar. Tabii Malatya fayı üzerinde de küçük ölçekli depremler oluyor. Yani bir fay bir şekilde etkilenmiş oldu aslında depremden. Bu tetiklenme durumuna geçer mi geçmez mi, bu tür soruların yanıtlarını bulmak için böyle bir çalışma başlatıldı. Tabii Malatya fayı yani diğer fayları da etkileyecek bir fay. O kırıldığında onun hemen dibinde Ovacık fayı var. Yani kuzeye doğru, Kuzey Anadolu fayına doğru giden bir mekanizma bu aslında. Dolayısıyla çok ayrıntılı çalışması gerekiyor.